Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Daha önceki çalışmalarda uzaya gönderdiğimiz ve orada kalan çöpler, ciddi seviyeye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde, iki eski uydunun çarpışma tehlikesi atlattığı ortaya çıktı. İnsanlık olarak tarihimizin ilk dönemlerinden bu yana uzaya bakıyoruz. Erişebildiği her yeri çöplüğe çeviren ırkımızın elinden, gezegenimizin yörüngesi de kurtulamadı. Geçtiğimiz perşembe günü yaşanan bir olayda, bu durumu ayyuka çıkardı. Çin'in daha önce gerçekleştirdiği bir görevin ardından, yörüngede kalan bir roket kapsülü ile eski bir Sovyet uydusu neredeyse çarpışıyordu. Bilim insanları her iki uzay çöpünü de, bu süreçte oldukça dikkatli bir şekilde inceledi. Nesnelerin çarpışma riskinin, %10 olduğu belirtildi. Eski bir roket artığıyla, çoktan ömrünü tamamlamış bir uydunun, çarpışması riski çok da önemli bir şey gibi gözükmeyebilir. Gerçekten de bu iki yapı şu anda, herhangi bir fonksiyona sahip değil. Ayrıca şu andaki sistemlerden hiçbirine, bir faydası da bulunmuyor. Yine de ikisinin çarpışmasının, acı sonuçları olabilir. İki iri araç çarpıştığında, uzaya daha da fazla çöp yayılıyor. Bunun sonucu olarak da onlarca, belki yüzlerce küçük ancak tehlikeli parça, yörüngede hareket etmeye devam ediyor. Bu nesneler de, ciddi sorunlara neden olabiliyor. Küçük nesneler, örneğin çok yüksek hızlarda hareket eden bir vida, kozmik amaçlarla kullanılan bir araçla, çarpıştığında adeta mermi etkisi yaparak, hasara neden oluyor. İnsanlı bir görevde böyle bir çarpışma, büyük bir felaketle sona erebilir. Yeni bilgilerde ise, bu iki uzay çöpü çarpışmadı, ancak bu durum her an değişebilir. Şu anda dünyanın yörüngesinde, kontrol edilemeyen milyonlarca obje bulunuyor. Bunlar, hem uydulara hem de astronotlara karşı, büyük bir risk oluşturuyor. Uzayda tahminlere göre, 8000 ton atık bulunuyor. Bunlardan boyları, 10 santimetre üzerinde olan, 29000 nesne takip edilebiliyor. Daha küçük boylarda olan, milyonlarca nesne ise takip edilemiyor. Bu sebeple çarpışmalar oluyor, ve her parça atık bir risk teşkil ediyor. Çok küçük bir atık dahi, sahip olduğu hızdan dolayı çok etkili. Uzay atıkları problemi, iki şekilde çözülmeli. Öncelikle, daha fazla atık oluşturmaya son vermeliyiz. İkinci olarak da, var olan çöplerden, yani atıklardan, kurtulmalıyız. Avrupa'da mühendisler, E-Orbit şeklinde adlandırdıkları, bir proje hazırladı. Bu projeyle, kontrolden çıkmış bir uydunun, yeniden yakalanıp herhangi bir zarara sebep olmasının engellenmesi hedefleniyor. Robot ve model uydular kullanarak, büyük bir uzay çöpüne nasıl yaklaşabileceklerini çözmeye çalışıyorlar. İnsanlar da risk altında, Uluslararası Uzay İstasyonu, 10 santimetre büyük atıklardan kurtulabilmek için, sürekli manevralar yapıyor. Astronotları, küçük ama yine de ölümcül atıklardan korumak içinse, mühendisler özel bir koruma kalkanı üretiyor. Uzaya daha fazla uydu atıldıkça, uzay atıklarını kontrol altında tutma çalışmaları da artıyor. Günümüzde yaklaşık 2000 uydu, dünyanın yörüngesinde hareket halinde veya, sabit olarak duruyor. Uzaktaki uydular, hayatlarının sonunda adeta yörüngedeki çöplüğe, park etmiş gibi dururken, dünyaya yakın olanlar, atmosfere girişlerinde parçalara ayrılıyor.